Farkında olsak da, olmasak da kültürümüzün, yaşayışımızın, gelenek ve göreneklerimizin temelinde şamanizm ve tengrizm kökenli davranışlar vardır. Günümüzde bu davranışlar batıl olarak nitelendirilse bile kökenleri araştırıldığında hemen hepsi manaya bürünür. Kurşun dökmek. Kurşun dökme adeti de şamanizm geleneklerindendir. Şamanizmde buna kut dökme denir. Kötü ruhlardan birinin çaldığı kutuyu, talih, saadet unsurunu geri döndürmek için yapılan bir sihri ayindir. Gelinliğin üzerine bağlanan kırmızı kurdeleler, nişan törenlerinde yüzüklere bağlanan kırmızı kurdeleler, hepsi uğuru ve kısmeti temsil eder. Ayrıca kötü ruhların şerrinden korunma sağladığına inanılır. Mezar taşlarımız. Günümüzde toplumda ulu kabul edilen kimselerin ölümlerinden sonra ruhlarından medet ummak ve mezarlarının kutsanışı şaman geleneğinin devamıdır. Mezarlara taş dikilmesi ve bu taşın sanat eseri haline getirilecek kadar süslenmesi İslam coğrafyasında sadece Anadolu'da görülmektedir. Dilek tutmak. Dilek tutmak da şamanizm kökenli bir davranış şeklidir. Tabiat ruhlarının dileklerin gerçekleşmesine aracılık ettiğine inanılır. Köpek ulumasının uğursuz sayılması. Şamanizmde köpek bir ruhun yaklaştığını uzaktan acı ulumayla haber verebilmektedir. Sıradan bir kişinin bu ruhu görmesi onun pek yakında öleceğini işaret sayılır. Anadolu'nun kimi yerlerinde köpek uluması uğursuz sayılmaktadır. Köpeklerin bazı olayları önceden algıladıklarına ve bunu uluyarak anlattıklarına inanılır. Nazar inancımız. Anadolu'da halk arasında nazar olgusu çok yaygın bir inanıştır. Bazı insanların olağan dışı özellikleri olduğu ve bakışlarının karşılarındaki kimselere rahatsızlık verdiğine, kötülük getirdiğine inanılır. Bunun önüne geçmek için nazar boncuğu, deve boncuğu, göz boncuğu vesaire takılır. Bu inanış da şamanizmden kalmadır. Kullandığımız kilim motifleri. Eski Türklerde bir şamanın giysisine yılan, akrep, çıyan, kunduz gibi yabani hayvan şekilleri çizmesinin bu hayvanları topluluğun yaşam alanlarından uzak tutmaya yardımcı olduğuna inanılır. Günümüzde Anadolu'da Türkmen köylerinde dokunan halı, kilim, örtü ve perdelere işlenen desenler, giysilerin üzerinde kullanılan motifler bu inanıştan kaynaklanır. Mevlid ve ilahiler. Şamanlar ayinlerinde davul ve kopuz kullanmışlardır. Müziksiz hayatın ve ayinlerin değişilmez bir parçasıdır. Oysa İslam dininde Kur'an'ın müzikle okunması kesinlikle günahtır. Osmanlı tarihinde ilk mevlid 1409-1410 yıllarında Bursalı bir fırıncı ustası olan Süleyman Çelebi tarafından yazılmıştır. Mezarlardaki küçük suluklar. Mezarların ayak ucunda bulunan küçük suluklar, ruhların susadıkları zaman kalkıp oradan su içmeleri inancına dayanır. Ayrıca kuşların, böceklerin o suluklardan su içmesinin ölmüş kişinin ruhuna fayda edeceğine inanılır. Yukarıda Allah var. Tengrizm inancından kalmıştır. Bu anlayıştan dolayı eller gökyüzüne açılır. Sağ ayak. Kapıdan çıkarken sağ ayağın önde olması da şaman kültüründen kalma bir ritüeldir. Sol ayakla geçmenin kişiye uğursuzluk getireceğine inanılır. Su dökerken uğurlama, şaman kültüründeki suyun kutsallığı olgusunun doğurduğu adettir. Su berekettir, kutsaldır. Su gibi çabuk dön, ak geri gel, kazasız belasız git demek için su dökülür gidenin arkasından. Türbelere, ağaçlara, çalılara bez ve çaput bağlamak, şamanizm inancında dilek dileme şekli. Küçük kumaş parçaları genel olarak ağaçlara çok önem verildiğinden, yaşamın sembolü olarak kabul edildiğinden ve yaşam üzerinde muazzam etkileri olduğu düşünüldüğünden bunların dallarına bağlanır ve dileğin gerçekleşmesi beklenir. Günümüz Türkiye'sinde bu eski gelenek halen devam etmektedir. Temelinde ise doğadaki her varlığın bir ruhu olduğu inancı yatmaktadır. Tahtaya vurmak. Eski Türkler göçebe oldukları için daha önce girmedikleri ormanlara girerken ormandaki kötü ruhları kovmak için ağaçlara vurup bağırarak gürültü çıkarırlarmış. Bu davranış aynı zamanda doğa ruhlarına kötü olayları haber verip onlardan korunma dilemek amaçlıdır. Tahtaya vurma adeti sadece Türk kültüründe değil birçok Avrupa kültüründe de vardır. Ölünün ardından belirli aralıklarla toplanmak. Birisi öldükten sonra evinde toplanıp dua okumak, bu toplanma işini 7, 21, 40 günde bir tekrarlamak gibi eylemler de şaman kültüründen kalmadır. Eski Türk inanışına göre ruh bedenini 40 gün sonra terk etmektedir. Vefat edenin 40'ı çıkması deyimi vardır. Şamanizmde ölen kişinin ruhu evi terk etsin, göğe yolculuğuna başlasın, Öteki ruhlar doluşmasın diye insanlar ölen kişinin evinde toplanıp ayin yapar, yas tutarlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.